Babanı bu kadar utandıracak ne yaptın Salih? Evi terk etmesine, işi bırakmasına neden olacak kadar ne yaptın? Ben kimseyi utandıracak bir şey yapmadım Seymen abi. Adam neden bu hale geldi o zaman? Zeynep'le birbirimizi ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Sadece evlendik. Ne? Evlendiniz mi? Ürgüp'te aniden nikahlandık abi. Tamer tacizlerini sürdürüp duruyordu. Zeynep'i ondan korumak için buna mecburdum. Benim için o kadar değerli ki ona bir şekilde kalkan olmak zorundaydım. Evlenirsem onu daha kolay korurum gibi geldi. Beni bunun için yok edecekseniz tamam. Buradayım. Yok edin. Neden bana gelmediniz? Başka bir çözüm bulunabilirdi. Bak annem kalp krizi geçirdi. Seninkiler dağıldı, paramparça oldular. Adam evini işini bırakmaya kalktı. Değer mi bütün bunlara? Değer abi. Onun için her şeye değer. Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya. Sen bana bunların arasında sabır ver. Şimdi herkes bakıyor. Bunu sonra konuşuruz. Git şimdi. Kirve. Bu serseriler için üzüldüğüne, işinden gücünden olduğuna değmez. Sen bana bırak her şeyi. Yaşamınıza devam edin. Fatma ablaya da söyle üzülmesin. Hey Allah. Öleceğim meraktan. Salih büyümüş de adam olmuş kızım. Bana Zeynep, aşkın, evliliğini çatır çatır savundu. Merhaba Seymen Bey. Merhaba. Efendim müzeyim. Peki sümülenliği nasıl zapt edeceğiz? Bir çözüm buluruz herhalde. Şu anda bunu düşünmek zorunda mıyız ya? Yani şimdi artık yasamız öyle mi? Evet hayatım. Artık yer altından çıkabiliriz yani. Evet hayatım. Ay Fidel inanamıyorum. Sakin ol. Tamam. Ne oluyor bunlar be? Ne olduğu meydanda değil mi? Bir de gizlice nikah kıymışlar terbiyesizler. Kalbime indirdiler işte o yüzden. Doğru söylüyor. Vallahi. Bak sen şu küçük avukata. Az değilmiş. Vallahi onun kadar olamadık be. Yazıklar olsun bana. Bak yine çarpın. Haberim var. Hangisini söyleyeyim? İyi söyle bari. Büyük ablamızdan sonra küçük kız kardeşimiz de kendine bir koca buldu. Kötü haber. Hadi. Hey! Hey!
ne yapıyorsun be? Sana yasak. Aa, delirdin galiba. Kızım. Yüzün ne kadar solgun. Gel otur bakayım. Yenge? Bir şeyim yok. Ay abla ne yapıyorsun? Bize seslenseydin ya. Mutfağınızı boş bırakmayın hanımlar. Böyle kaparlar elinizden işsiz kalırsınız vallahi. Arada evin hanımları iş yapmazsa o mutfağın bereketi kaçar. Bu taş bana mı? Ay çekilin bir mantı açayım şöyle. Hadi oradan. Sen daha mantının içini hazırlamayı bile bilmezsin. E ben de şöyle minicik minicik kapatılmış nefis bir mantı resmi yaparım şuraya asarız. Mantı yapamaz ama çok güzel mantı resmi yapar derler hiç olmazsa. Hadi size iyi günler. Nereye Zeynep? Kız arkadaşların bir evde mi toplandılar yine? Evet yenge. Ay abla baklavalar geldi alın şunu. Alın alın. Şerbeti kaynadı mı? Döküverin hemen. Aa, Ayşe Meleğin baklavası geldi. Ay neden Ayşe Meleğin baklavası oluyormuş canım? Çocuklar geldi diye yapıldı. E seviyor diye 10 günde bir yapılıp inşaata yollanıyor ya. Ben Seymen seviyor. İşçilere de arada ikram yapılsın diye yolluyorum. Seymen de seviyor, Ayşe Melek de seviyor. Söylediler ya, ikisi bir oturuşta yarım tepsiyi yemişler geçen gün. İyi, afiyet olsun, yesinler. Sen de biraz yesen iyi olur. Çocuk çöp gibi doğacak. Ben Seymen'e hamileyken kapılardan sığmazdım. E bu kız olacak abla. Ne yapacağız şişko kızı? Çıtı pıtı olsun anası gibi. Ne olacak Asya? Seyhan ağam bir şeyler atıştıram dedi. Anne bize tost yapsana. Hı, olur kuzum yapalım. Hadi siz gidin içeride oynayın. Ben getiririm hadi. Şişt Rıza. Babanı özlemedin mi oğlum sen? Yanına niye hiç gitmiyorsun? Götürmüyor mu annen seni? Dışarı ses hadi. Dışarı dedim. Dışarı. Gelin abla. Oğlanın aklına böyle şeyler sokma. Ben Haydar'dan boşanacağım. Ne zaman Dicle? 3 aydır bu şarkıyı dinliyoruz. Aman saçma sapan konuşmayın. Boşanma lafını bir daha duymayacağım Dicle. Haydar birkaç güne kadar eve dönecek zaten. Bu kadar sene nasıl idare ettiyseniz yine edersiniz. O kiralık katille aynı evde çocuk büyütecek değilim. Topasınlar pıllarını pırtılarını nerede yaşayacaklarsa yaşasınlar. Benim çocuğumun bulunduğu eve o adam girmeyecek. Ben giderim gelin abla gözünü seveyim. Gözüne bir daha gözükmem. Ama Rıza bu evden gidemez. O bu konağın çocuğu. Burada büyüyecek. Yeter. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Çocuk da sen de burada kalacaksınız. Kesin bu abuk sabuk konuşmayı. Öyle mi? Demek abuk sabuk konuşma ha? Bu işi Seymen'le halledeceğiz demek. Ne oluyor bu kıza böyle son günlerde? Her gün bir tatsızlık çıkarır oldu. Geberikten abla doğurunca geçer. Üstüne varmayalım. Ya gülmeyin ya. Çin işkencesi gibi. Tam gözümüzü kapıyoruz. Mik başlıyor. Kalkıyoruz kucağımıza alıyoruz susuyor. Bu böyle 5:30'a kadar sürdü. En büyük ihtiyaç sizinle oynamak. Ne yapsın çocuk gece gece uykusu kaçmış işte. Günaydın. Bak şimdi kendinden geçmiş uyuyor. Hayriye bana sıkı bir kahve getirsene. Günaydın hayatım. Ben yukarı çıkayım Asya tek başına bakamaz. Ay bakar neden bakamasın. Karnı tok altı tamam. Bırak biraz. Yok yok. Siz de onu uyutmayın. Hayat babuciğerim çık dışarıya oynayalım. Sus dur şunu. Zeynep gürültü yapma sabah sabah. Ne gülüyorsun kız? Sen de aynen öyleydin. Hepimizi deli ederdin sabaha kadar. Bütün aile sırayla nöbet tutardık. Bana hep gece 2-4 nöbeti düşerdi nedense. Evet. Hep de seni uyurken bulurduk. Hem de Zeliş'in yatağında. Yaman Bey ile Ayşe Hanım geldi. Aa, buyursunlar.
Çocuğun odasına çıktılar gelin ablayla. Tamam. Aynı bana benziyor ya. Ne oluyor? Gel şuna yakından bak Ayşe ya. Böyle şeker bir şey gördün mü hiç? Hoş geldin ortak. Kızın düğününe yetiştin, aferin. Ya bir haftadır her gün geleceğim. Durmadan bir şey çıktı. Ayşe kucağına almak ister misin? Aa, yok sanmıyorum. Gel gel ısırmaz. Vay canına. Bahar bebeği anneme bile verirken 40 kere düşünüyor. Bu fırsatı kaçırma bence. Dikkat. Çok hafifmiş. Kaç kilo doğdu? 2,5 amcası. Of of ya. Ben geçen gün daha 2,5 kiloluk kofanı aldım ya. Şuna bak ya. Dün gece sabaha kadar bizi uyutmadı. Tam uyuyoruz. Bir başlıyor. Bir ben bir Seymen 3 kere yedirdik. Altını değiştirdik. Gazını çıkarttık. Gezdirdik. Dün gece bir daha Hauser aradı. Son gelen raporda sorun var dedi. İstediği şeyleri uzun bir maille göndermiş. Bugün düzeltip göndermemizi istiyor. Yarın toplantıya yetişsin. 2 gün kaybetmeyelim dedi. Adam haklı. Bir kere raporların İngilizcesi berbat. İngilizceyi bırak Türkçesi bile berbat. Ben anlamıyorum ya. Üf, ya oturun yazın o zaman Allah Allah. Kucak dolusu para ödemeyiz o kıza. Ha Bahar Bahar. Dur biraz hayata bir şey getirdim. Ha evet hediyeleri görelim. İşiniz var sonra konuşalım. Ya gel buraya işin acelesi yok. Şşt şşt şşt. Böyle yastığına iğneleniyordu değil mi? O ne ya? Ver şunu. Bu ne Yaman? Benim Cihangir'deki virhanenin fotoğrafı ve tapusu. Artık hayatın. İçini babası yaptırır yavaş yavaş. Sizden sıkılıp kafa dinleyeceği zaman... ki eminim buna sık sık ihtiyaç duyacak... buraya kaçar. Kızımı bu hap kadar yere mi layık gördün Yaman Bey? Onun o yaşa gelince bebek de yalısı olur be. Ay al. İnanmıyorum ya. Çocuğun yastığını ev iğneleyene de ilk defa rastlıyorum. Delisin sen Yaman. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz burada hala? Salona gelsenize çocuklar. Hayat Hanım hediyelerini kabul ediyor anne. Yaman kızımıza bir çatı katı taktı. Kızımıza ev mi aldın Yaman? Küçük bir şey ya, abartılacak bir şey değil. Görgülü çocuğun hali başka tabii. Koskoca Yaman Bey bir altın takıp kenara çekilecek değildi ya. Herhalde. Ay sözüm meclisten dışarı. Latife yapıyorum. Bebeğe altın mı aldın Ayşe Melek? Getir bakalım. Vay canına, çok da güzelmiş. Bak hayat, zengin oldun. Bak Kız Kulesi'nden Galata Kulesi'ne kadar görünüyor. 10. kat ama gençlikte koymaz insana. Ay ben görmeye bile gidemem. Hayat davet verdiği zaman seni hediyeyle taşırız. Ya sana harika bir yer buldum bu arada. Aa, nerede? Hani bu şey var ya, Cihangir yokuşunda aşağıda biniyoruz. Sizin bu işlere niyetiniz yok galiba Ayşe Melek Hanım. Bu güzellikle sizi nasıl bu yaşa kadar bıraktılar merak ediyorum doğrusu. Başlıyoruz. Neye başlıyoruz Seymen'cim? Yok bir şey. Aa, ne dedim ayo? Rıza, gel oğlum. Oğlum. Bırak Dicle. Ne haber Rüştü? Rıza. Ne oldu? Kalecilikten vaz mı geçtin? Kim çıkacak maça? Ben. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Aferin. Kırmızı. Beyaz. Ne var Memo? An izin isteyeceğim. Acaba izin olursa? Niçin izin istiyorsun? Yahu söylesene. Bak bu biliyor. Kızım yardımcı olsana çocuğa. Sıkıldım ama he. Söyle Hayriye'yle mi ilgili?
Ha tamam. Evlenmek mi istiyorsun Hayriye ile? Yok. Yani istiyorum tabii de bugün değil. Bugün ne yapmak istiyorsun? Nişanlanmak? Yok. Sözlenmek? Ay ama ne istiyorsun? Gezelim diyecektim. Hayriye, ne gezmek istiyorsun demek? Ne maksatla? Birbirimizi tanıyalım babından. Konuşalım, bir karara varalım. Vallahi annem ne der bilmem. Sümbül anneme lüzum yok. Ben istemiyorum. Aa, niye istemiyorsun? Şöyle baş başa konuşursunuz. Öyle uzaktan olmaz bu işler. Mutfağa gelsin. Fatma ablam da orada. Herkesin gözü önünde konuşsun. Aman be Hayriye. Bırak bu cici kız havalarını. Şöyle bir güzel yemek yersiniz. Uzun uzun konuşursunuz. Korkma, hiçbir şey olmaz. Tabii canım. Ne olacak gelin abla? Ne kötülük var bunda? Yani kafama takılan şeyler var. Bir konuşalım istiyorum. Bir kafede oturulur, konuşulur. Hafif birer içki alınır. Bak insanı nasıl rezil ediyor. Ne takılıyormuş kafana? Uzun ettiniz ama. Hadi gidin, nereye gidecekseniz. Allah Allah. Bekir abi kızar ağam. Sen bir konuşsan. Ulan başlatma Bekir abinden şimdi. Gidin dedim. Kızım dikilmesene hadi. Beklesin azıcık. Şimdi geliyorum. Bu sefer tamam bu iş galiba. Ay çok iyi olur, canım düğün istedi. Yaparız güzelim. Fener'in son maçını seyrettin mi? Aa, evet. Evet, gerçi iyi oynadılar ama şampiyonluğu cimbomun elinden kimse alamaz. Hoş geldin kızım. Oo. Günaydın. Hoş geldin Pınar. Hoş geldin. Nasılsın Zeliha? Çay içer misin kızım? Teşekkür ederim, içtim. Hadi gidip ders çalışalım. Hadi gel. Vay Hayriye, çok şıksın. Hadi çocuk, kök sal, koş. Hayrola kızım? İşi var anne, sonra anlatırım. Ben izin verdim. Zeynep. Acık gözlüğünü versene. Ne olacak? Tanımak istemiyorum. Ay sanki peşinde paparaziler var. Al peki. Ay ne oluyor ayol? Memo ile gezmek. Memo oturup konuşmak istiyormuş. Allah Allah. Konuşa konuşa bir hal oldular. Ama ortada bir şey yok. Ne güzel süslenmiş. Ama tanınmak istemiyor. Bu gece sen de biraz süsleneceksin Dilara Hanım. Nedenmiş o? Seymen Han bizi gezmeye götürüyor. Sen, ben, Yaman, çocuklar. Tamam mı çocuklar? Dans edeceğiz. Nereden çıktı bu? Öyle. Yaman'la Murat birkaç gün sonra dönüyor. Gitmeden bir şeyler yapalım dedik. Nereye gideceğiz? Danslı bir yere. Aman çok gürültülü bir yer olmasın. Kafam kaldırmıyor. Zeliş'i kızlara mı bırakacağız? Aa, rica ederiz. Pınar gece kalır. Yedide hazır olun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle oğlum. Gülme. Kaynananla son dansları yaparsınız artık.